mı? Bizi binaya götürüyor mu? Bir bakalım. Bakın dönüş yaptı arkadaşlar sol taraftaki binaya. Bakalım buradan. Evet. Şöyle yapalım. Solda dedi gördüğünüz gibi hat. Giriş yapalım tekrar. Tekrar giriş yapalım şurada. Tam şuradan binaya doğru bir gidiş var. Bakalım. Evet. Hat sola çekti kendini arkadaşlar. Doğalgaz borusu sol tarafta. Şöyle. Devam edelim. Şimdi buradan bir de binadan yakalayalım bu hattı. Gerçekten de biraz çapraz gelmiş ama doğalgazın bu kadar çapraz gelmesi pek normal değil. Sağ taraf. Sağ taraf. Şu anda tam hattın üstündeyiz. Evet. Burası biraz çapraz arkadaşlar. Doğalgaz borusu çapraz bir şekilde girmiş. Tam arkamızda çünkü doğalgaz borusu. Ve şöyle bu şekilde gelmiş. Gelmiş. Evet, hatta şuradan giriş yapmış. Şimdi karşı tarafı göstereceğim size. Şöyle bir çapraz girişi var arkadaşlar doğalgaz borusunun. Şimdi geldiğimiz yönden devam edelim. Devam edelim tekrar. Tekrar o P ekin olduğu yere kadar bizi götürecektir. Ondan sonra da boşluk frekansını alalım. P ek tam burada arkadaşlar, arkamızda kaldı. Bir de boşluk frekansını alalım. Boşluk frekansını deneyelim. Evet. 60.8 boşluk frekansını aldık. Gene yolun ortasında duralım arkadaşlar. Şimdi burada logar kapakları var. Boş. Altı boşluk olan. Büyük bir ihtimal onlara doğru yönlendirecektir bizi. Devam edelim. Sağ tarafa dön diyor. Evet. Dönüş yaptık. Tam önümüzdeki logar kapağını görüyorsunuz. Boşluk. Bakın anten nasıl kafasını çeviriyor. Sol tarafa. Gördüğünüz gibi burada Telekom'un logar kapağı var, boşluk. Direkt onu algılıyor. Şimdi logar kapağını geçelim. Logar kapağını geçelim. Bakın gördüğünüz gibi arkada kaldığını gösteriyor. Bir daha tutalım şöyle. Bakın anten hemen kendisini çeviriyor arkadaşlar. Bu şekilde. Devam edelim. Arkada kaldım diyor. Nereye giderseniz gidin. Boşluk frekansında yakaladığı boşluğa sizi götürecektir. Kesinlikle şaşma yapmıyor.